İstanbul, her şeyden evvel bir sanayi şehridir. Bu koca şehirde dev gibi sermayeler, milyonlarca insanın ihtiyacını karşılayacak çeşitli mallar imal eder. Bunları da çeşitli vasıtalarla ihtiyaç bölgelerine ihraç ederler. Bu ihraç mallarının başında da tekstil mamulleri gelir. Pamukludan yünlü kumaşa kadar bir yığın dokuma mamulü, Anadolu, Trakya, hatta zaman zaman dış piyasalara kadar gider. Ama bu dev müesseselerin de kendilerine göre dertleri, rekabetten doğan mücadeleleri vardır. İşte bakın, çift baş fabrikaları. İdare meclisinin penceresi bu soğuk havada aralık bırakılmış. Demek oluyor ki toplantı halindeler. Arkadaşlar! Durum vaziyeti sandığımdan da daha kötü. Hasım firmaların ve bilhassa Aslanbaş firmasının son aylık rekoltesi bizi fersah fersah aşmış bulunuyor. Bu durum vaziyeti karşısında kulağımızı önümüze koyup düşünmemiz icap ediyor. Şey edelim beyefendi, derhal şey edelim. Ne edelim, ne edelim? Biz biraz rekabet mekabet edelim demek istiyorlar. Dil çırpmadan ne demek istediğini biz de anlayalım. Affedersiniz ama beyefendi, meyefendi, şey pardon, sadece beyefendi. Demek memek şey, sadece madece demek istiyorlar ki... Söylemek istediklerini bir kağıda yaz da kafamı şişirme. Ha, olur. Sen ne dersin Mahtum Bey? Harika. Harika olan ne? Şey tabii baba, o Mahmut Bey'in fikri tabii ya. Hadi be salak! Beyefendi, meyefendi, şu haberi okudunuz mu? Ya, haberi okudunuz mu baba ya? Önemli bir keşif. Önemli de önemli değil mi? Bir dakika, müsaade etseniz de okusam şunu. Oku. Önemli bir keşif. Önemli bir keşif, anladık. Oku şunu canım. Oku. Okumama, fırsat bırakmıyorsunuz ki. Ver şunu be! Önemli bir keşif. İngiltere'de tahsilde bulunan Nermin Gülsoy adında bir kimyagerimiz, Perlon, Orlon cinsinden bir sentetik kumaş yapmıştır. Yepyeni bir buluş olan ve suni elyaflarla dokunan kumaş, tekstil sanayine büyük bir yenilik getirmiştir. Kumaşın 1 metrekaresinden 1.80 boyunda bir erkeğe elbise çıkabilmektedir ya. Çünkü kumaş gerilmeyle istenen ölçüye göre genişlemektedir. Bu tür kimyager İngiltere'den sonra Amerika'ya da giderek orada bu keşfinin tecrübelerini yapmıştır. Bu Türk kimyageri yakında Türkiye'ye gidecek ve keşfini oradaki fabrikalarla paylaşarak bu yeni buluş ile memleketine faydalı olacaktır. Yaşa be Mahmut! 40 yılda bir av tuttun ama tam tuttun. Baba, ben derhal Amerika'ya gideyim. Ya yola mola çıktıysa? Ya doğru. Doğru. Londra'dan karşılarım. Ya Roma'dan Moma'dan gelirse? Roma'ya Moma'ya giderim. Ya Viyana'dan gelirse? Viyana'ya giderim canım. Değil mi baba? Ona ortaklık teklif edeceğim. Bu güzel. Ayrıca 5.000 lira maaş. Harika! Eyvah! Marika ile randevum vardı, ben gidiyorum. Dur, daha toplantı bitmedi. Ama Marika... Bir de lojman bineceğim. Ama yine de olmazsa... Olmazsa, tabii gidecek. Buldum! Bütün tekliflerimi kabul etmezse... O zaman başka bir yol bulacağız. Kızın kalbine giden yolu. Buraya bak Ömer! Marikaları falan unut. Baba. Şimdiye kadar işime yaramayan bir çapkındın sen. Öyle değil mi Mahmut? Öyle mi öyle? Şimdi artık iş başa düştü. Bu kimyager kızı mutlaka bu fabrikaya getireceksin. Ben mi? Benim tekliflerimi gale almazsa, sen onun kalbine gireceksin. Baba, sen de beni kazanamazsan ne diyorsun turist be? Olarak gelen prensesi, mirensesi bile tavladınız ya! Ya opera sanatkarı? Yapar, vallahi yapar. Yapar. İsterse yapmasın. Ama... Ben başkasını seviyorum baba. Bu kızı işimizin selameti için fethedeceksin, bu kadar. Bu kadar! Bu kadar! Rakiplerimiz boş durmuyor ki baba! Beyefendi, büyük bir ücret teklif etseniz... Mesela lüks bir otomobil. Bu güzel işinize ortak edin, olsun bitsin. Evet, onu ortak etmeniz çok iyi olur efendim. Beni mi? Seni mi? Hey Allah'ım! Bu herif beni deli edecek. Oku şunu, bak alemde ne kızlar var! Tekstil sanayinde ihtilal oldu, ihtilal! Rica ederim, ihtilal kelimesini kullanmayın amcacığım. Amerika!
Hay aşağı, Amerika'dan ne? Gelmemiş daha. Konuş be adam, gelirse ne olacak? Sinirlenmeyin beyefendi. Pekala, pekala, söyle. Gördün mü? Görüşün. Hay yaşa. Görüşüm odur ki Bülent Bey o kızı... Söyle, söyle. Hay yaşa. Kuru yapıp ne tavlası be? Demek istiyor ki Bülent Bey o kıza kuru yapar da tavlarsa işi kazanırmış. Yaşa. Ya hayır canım, olmaz öyle şey, olmaz. Bu ne? Rus tabii. Elin şırfıntılarıyla oynayacağına bütün gün bir kere de iş için kadın peşinde dolaş. Toplantı bitti. Bu işi sen üzerine alacaksın, hayır. Bu kadar. Senin amcanım, senden başka da mirasım yok. Bütün bu koca tesisler zamanı gelince senin olacak. Bunun için de bu kimyager kızın bu fabrikada çalışması şart, anlaşıldı mı? İtiraz istemiyorum! Ama başkaları da bu kızın peşindedir amcacığım! O kadar! Bana bak arkadaş! Amerika'nın, İngiltere'nin peşinde dolaştığı bu kimyager... ...Türkiye'ye gelir gelmez bizimle mukavele yapmalıdır. Onun için kendimizi fabrikatör olarak tanıtalım. İçimizde en çok kim fabrikatöre benziyorsa onu seçeceğiz. Dur bakalım! Bence bu iş için at sineği biçilmiş kaftan! Tamam! At sineğini adam akıllı donatın. Sen de şoförlüğünü yap. Ben de istidacı avukatı olarak gelirim. Bir imza attırırız, gerisini bana bırakın. 10.000 papel de ilk maaşı için kâfi gelir herhalde. Ne oluyor ya? Sabah oluyor Üsküdar'da, kalk bakalım. Fabrikatörsün bugüne bugün. Soluğu kızın evinde alacağız ve ne yapıp yapıp mukaveleyi imzalatacağız, tamam? İcab ederse tehditle. Ha. Bu kadar. Anlamadım, bu işi gitti. Alo? Gelmedi. Gelmedi dedik ya kardeşim. Affedersiniz efendim. Bazıları fazla küstahlaşıyor da. Nermin kaçta telefon edecekti? Amerika saatiyle 8'de, Türkiye saatiyle 2'de. Vallahi bu keşif yüzünden Nermin'in başı derde girer anne. Nasıl? Bak bak, casuslar bir İngiliz alimini kaçırmışlar. Olur, olur. Çok tedbirli olmalıyız. Adeta onun etrafına demir bir çember geçirmeliyiz. Evet. Evet efendim, milletler arası. Bir dakika. Alo! Alo! Benim kızım! Nasılsın, iyi misin? Sesin çok güzel geliyor. Öbür gün İstanbul'da mı olacaksın? Aman Nermin, dikkatli ol! Burada bütün tekstil fabrikaları senin keşfinin peşinde! Tabii, çok dikkatli davranıyorum. Amerikan hükümeti de beni korumak için yanımda bir muhafız bulunduruyor. Merak etmeyin. Ver, al! Biz de seni meydanda karşılayacağız. Tabii, kimseye haber vermeyeceğiz. Gözlerinden öperim, çok özledik seni kızım! Ben 22 fabrikanın mümessili ve sahibi Kerom iyi ederim. Nermin Hanım derdeler, derhal bir mukavele imzalayalım. Kalemi verin, paraları verin. Fikriniz ne? Yo, onu değil, bunu. İmza kâfi, yo, siz değil, Nermin Hanım imzalayacak! Nermin Hanım daha gelmediler! Marş, kapı bu tarafta canım. Beyler, hadi! Kaza nasıl hadi. Burası? Ne var Abdullah? Bir fabrikanın 22 müvessili, 22 fabrikadan bir müvessil geldi efendim, bir dakika müsaadenizle!
Önüne baksana sen! Asıl sen önüne bak! Vay canına! Sen ha? Bülent! Nerelerdesin ya? Bildiğin gibi! Sen neler yapıyorsun? İşte babamın fabrikasında çile dolduruyorum. Ben de öyle, amcamın fabrikasında çalışıyorum. Sahi sen ne arıyorsun buralarda? Yoksa yeni bir zamparalık numarası mı? Yok canım, ne zamparalığı! Canım sıkıldı da şöyle bir dolaşıyordum. Peki sen ne arıyorsun burada? Anladım, şu hadiseleri yaratan kimyagerin peşindesin. Yok canım, kimyagerle falan alakam yok benim. Yoksa sen mi alakadarsın o kimyagerle? Malum ya, rakip firmadanız. Ne münasebet ya! Günahımı alıyorsun. Kimyagerle ne ilgim olabilir? Sokakta görsem tanımam bile. Ben şöyle bir dolaşıyordum. Asıl sen kendine bak. Ben de dolaşıyordum. Beraber dolaşalım öyleyse. Dolaşalım tabii. Dolaşalım. Buyurun. Buyurun. Buyur. Buyur, buyur. Rica ederim. Peki, buyurdum. Ayşe, Nermin'in yerine sen geçeceksin. Büyük fedakarlık yapıyormuş gibi, ne olacak, geçeceğim tabii. Casuslar dolu, yavaş! Siz içeride bekleyin, ben aşağı ineyim. Hadi! Abdullah! Oh. Bülent! Ulan nerelerdeydin be? Vay! İlkokuldan sonra seni kaybettik kardeşim, ne iş yapıyorsun? Biz yandık be Bülent! Baksana, uşaklık yapıyorum! Ömer nerelerde? Ha, o mu? Biz onunla harp halindeyiz kardeşim! Neden? Neden mi? Neden olacak? Bir kimyager kız geliyormuş onun yüzünden! Ne olmuş o kimyager kıza? Ne olacak? Enayi bir kumaş keşfetmiş! Amcamın da kumaş fabrikası var ya! Evet! Amcam ille bu kızı tavla dedi! Maaşsa maaş, ortaklıksa ortaklık! Ömer neci? Neci olacak, o da babasının fabrikasına kızı araklamak istiyor. Hadi Bülent, dört ayak üstüne düştün! Ben o kızın uşağıyım! Yok deme ya! Bu iş için biraz para lazım tabii. Tabii. Kusura bakma! Rica ederim! Sen sakın buralarda gözükme! Yarın bizim evin kapısına gel, ev büyük derede! Biliyorum, biliyorum! Hadi eyvallah! Vay! Ulan Abdullah! Kimyager kızı yakaladın mı? Sen nereden biliyorsun? Telefonda sesini tanıdım. Ben onun evinde uşaklık yapıyorum. Deme be! Ya. Onlar ha? Sen şimdi git, yarın sabah eve gel. Yalnız bu iş için biraz para lazım. Verelim. Sen hiç merak etme! Bizim küçük hanım gelince ilk işim seni aramak olacak. Hadi eyvallah. Güle güle. Ya bir dakika. Şu küçük hanımı bir görsem? Görmeye değmez. Neden? Bir defa şaşı. Ay. Sonra dilinde rekaket var. Aman görmeyeyim daha. Hadi eyvallah. New York, Londra, Roma ve Atina'dan gelen 145 sefer sayılı Pan Amerikan uçağı meydanımıza inmiştir. Teşekkür ederiz. Merhaba, merhaba. Merhaba. Bir yere mi gidiyordunuz? Kimyager hanımı bekliyorduk. Siz gelişi saati biliyor musunuz? O trenle gelir. Trenle mi? Trenle mi? Peki siz ne arıyorsunuz burada? Ben uçakla Bursa'ya gidiyorum. Dedem ölmüş de. Onun için küçük hanımı karşılamaya gidemedim. Avrupa Ekspresi'yle. Hangi istasyondan? Haydarpaşa'ya. Yetişebilir miyiz? Yetişirsiniz. Şekerim! Ablacığım! Ne kadar özledik! Vallahi küçük hanımı tanıyamadım. Peşinde bir sürü firma ve fabrika var. Hangisinin ne olduğunu anlayana kadar sakın kimseye keşfini anlatma. Kimyager Nermin, şu andan itibaren benim Nermin'ciğim. Sen de serbest kalıp hangi firmanın hüsnü niyet sahibi olduğunu öğrenirsin. Rahat düşünürsün diye böyle kararlaştırdık. En akıllıca iş bu bize kalırsa.
Hadi öyle olsun. Ya. Taksi gel buraya gel. Çabuk gel. Hop ağır. Buyurun. Buyurun küçük. İyi biliyorsun değil mi kızım havaalanına gittiklerini? Hava alanı, mava alanı derken bizi uyutup muyutma sakın. Ben kuş dili bilmem beyefendi. Ben kuş dili, muş dili konuşmuyorum. Muş dili konuşursanız ben bilirim. Ne? Nermin Hanımların evi burası mı? Hay aşa, Nermin Hanımların evi burası mı? Burası efendim. Ne? Neredeler? Hay aşa, neredeler? Havaalanındalar. Ne zaman gelirler? Hay aşa, ne zaman gelirler? Şöyle buyurun efendim. Oldu, anlaştık. Hay aşa, buyurun. Buyurun. Kimseyi eve almadın değil mi? Aldım da ne buradalar. Bir dakika ben bakayım. Good morning. Oo, Kimyager Hanım'la mı teşerrüf ediyoruz? Evet efendim, benim. Evet, sizi arıyorduk. Hay aşa! Bir lojman, 5.000 lira maaş, %20 de hisse. Bir imza atın, %30 hisse. Tamam mı? Küçük hanımlar, öteki odada arkadaşlarınız bekliyor. Sakın ha, sakın imzalamayın! Bundan şüphelendim ben. Bu iş oldu derken, sarpa marpa saracak diye korkuyorum. Hadi be sen de! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gözlerimiz yollarda mollarda kaldı ya. Bana ya. Kalırsa... Durun, acele etmeyin! Şu mukaveleye bir imza... Sizi bizim aileye sokar. 5.000 veririz, otomobil emrinizde, lojman mojman da hazır, bir de %100 aldınız mı bu iş tamam mamam? Çüşmüş! Yüzdeyi anladım ama müzde ne? Siz ona bakmayın, beni dinleyin. İşin sahibi benim. %20 prim, lojmanla otomobil ve 6.000 maaş. Tamam mı? Bir imza kafi. %40 veren var. Düşüneyim. Buyurun. Hep senin yüzünden! Salak! Malak! Hep senin yüzünden salak herif! Neden? Hay aşa! Neden benim yüzümden! Hay aşa! Yüzüm! Birisi otomobil, lojman, 6.000 maaş, %40'a razı. Diğeri, 5.000 maaş, bir de lojman veriyor. Türkiye için çok iyi vallahi. Acele etmeyin küçük hanım, daha ne cömertler çıkacaktır. Ben gidip biraz daha konuşayım mı? Bırak, yorma zavallıları. Gidiyorlar. Öbürleri daha sabırlı olsa gerek. Kekeme beni de keke yapacaktı. Neyse gitti de kurtulduk. Öbürleri gitmedi ama. Siz hiç telaşlanmayın, daha neler gelecek. Ben çok iyi tanımadıkça kimseyle mukavele yapmam. Alo, efendim? Abdullah mı? Evet Abdullah, seni dinliyorum. Geldi mi? Ne diyorsun? Para mara kâr etmiyor mu? Lojman mojman mı verdiler? Otomobil mi dedin?
Yahu, Rasim Bey'le babam geldi öyleyse! Başka neler vaat ettiler? Küçük hanım iyice tanımadan anlaşma yapmam diyor. Sen onunla tanışma yollarına bak, anlıyor musun? Şaşı falan değil mi? Nasıl olur? Amerika'da mı düzelttirmiş? Allah Allah! Efendim? Telefon tamircisi olarak mı geleyim? Anladım! Çaktırmadan samimiyet kurmalıyım diye! Anlıyorum Abdullah, anlıyorum! Oo, tabii tabii, 500'ü hak ettin! Hadi kapıyorum! Halının altından kabloyu koparttım. Eklersin olur Vihar. Tamam. Şşt, geliyorlar. Kısa boylusu kimyager olan. Telefon mu bozuk? Evet efendim. Telefonunuz bozukmuş. Ben bahçeye çıkıyorum. Bu telefonlar neden bozulur? Bozulur hanımefendi. Bu bir fizik işidir. Kimyevi bir hadise olsaydı siz bilirdiniz tabii. Ne derler alimler? Kimya, kimyevi hadiselerin tabi olduğu kanunları aramak demektir. Mesela siz! Bu ne? Bu bir mukavele gibi bir şey, telefon için. Şunu lütfen imzalar mısın şurayı? Annemi çağırayım, o imzalasın. Yo! Bakın ne güzel konuşuyorduk! Hani belki telefonu üzerinize geçirmek istersiniz diye düşündük de... Siz tamir işiyle ilgilenmiyorsunuz. İlgileniyorum, işte ilgilendim. Daha arızayı bulamadınız mı? Arızayı buldum da şeyi bula... Bir su rica etsem... Memur bey, bir su getir. Getir ya, taş delen olsun, hadi! Türkiye'de çalışmayacak mısınız? Ah, çalışacağım tabii! Benim bildiğim bir tekstil fabrikası var. Bir de oraya müracaat etseniz... Bak, adres işte... Suyunuz! Eyvallah! Volta! Oldu, bir de ben dışarıdan kontrol edeyim, bakayım ne olmuş o! Ay! Ayağımı boyadın! Ah, affedersiniz hanımefendi! Sizin bir kardeşiniz var değil mi? Var! Kimyacıymış diyorlar. Ne olacak kimyacıysa? Hiç, ne biçim boyalar çıktı diye soracaktım. Ben fenli boyacıyım. Boya, yani ayakkabı boya sanayinde bir yenilik var mı diyecektim. Ayakkabılarını boyat. Çok malumatlı boyacı bu. Nermin Hanım'la görüşemedin ama Ayşe Hanım'la da samimi olmak faydalıdır ilerisi için. 500'ü tosta bakalım. Ne 500'ü? Nermin Hanım'la görüştürmedin ki beni. Kızma birader! Neyse, sen yabancı değilsin. İki teklik ver yeter. Allah kahretsin! Hay Allah! Çabuk! Yetişemeyeceksin diye ödüm koptu. Geliyor! Merhaba Nermin Hanım! Siz telefon tamircisi değil misiniz? Kovuldum! Nerede kaldın kardeşim? Başka taksi buldular. Taksi! Mersi! Güle güle! Yapamayacaksanız başka bir arabaya bineyim. Bir dakika hanımefendi, bu kimya işine benzemez. Bu da fiziki bir hadise, araba su kaynattı.
Ben meşhurların imzalarını topluyorum. Şuraya bir imza atar mısınız lütfen? Bu mukavele gibi bir şey. Ha, affedersiniz. Size bir sır vereyim mi? Bakın ben... Size bir sır vereyim. Siz geçen günkü boyacı değil misiniz? Boyacıysam ne olacak? Hiç sordun, biraz merak ettim de. Bizde şans yok ki. Boyacılık da yapsak, şoförlük de yapsak gene karşıma siz çıkıyorsunuz. Neymiş sırrınız? Ben kardeşinize aşığım. Anlaşıldı mı? Kardeşinize aşığım. Fakat şu talihin cilvesine bakın ki daima siz çıkıyorsunuz karşıma. O da biraz evvel başka bir taksiyle Beyoğlu'na gitti. Şuraya bir imza atsanız. Rica etsem. Aa, bak sonra fena olacak ha. Tehdit mi ediyorsunuz? Aman, edersem ne olur ha? Ne olur? İmdat! İmdat! Sus, sus! Bağırma kızım, bağırma, sus! Hemen istediğin yere götüreceğim seni. İmdat! Sus be kızım, sus be! Aa, iyice şirretmişsin sen de be, Allah Allah! Ya, çattık belaya be! Ne kız ya, amma bağırıyor ya! Be! İşte sizi arayan adam. Hı. Hoş geldin. 100 liralık ufak bir haber. Para kolay ama geçen seferki gibi hava alırsak karışmam sonra. Küçük hanımlar yarın Orf ve Kundra evinden alışveriş edecekler. Ha. Bundan iyisi can sağlığı. Boyacı, taksi şoförü, şimdi de kunduracı. Şuna bir imza atar mısınız? Tepdili mekanda ferahlık vardır derler. Bu kunduralar aslanbaş kumaşları kadar sağlamdır. Aslanbaş kumaşların eksiği bir kimyagerdir. Ben mühim insanların imzalarını toplamaya meraklıyımdır. Şuraya bir imza atar mısın? Daha evvel ben söyledim, bana imza atacak. Lütfen atın. Aa, çok rica ederim. Benimkini atacak. Rica ederim, hani olmayın canım, efendim. Ağız kalabalığına vurmasın. Şuraya imza atacak, siz karışmayın efendim. İmzalayın, imzalayın şuraya efendim. Siz! Affedersiniz. Anım beni sırası değil şimdi. Geç kaldın. Geç kaldın. Hadi çıkın dışarı. Ne oluyor canım? Ne oluyor bunlara be? Bunlar kim? Yeni işe alınan iki tezgahtar kavga ediyor. Bir emriniz mi var? Bir ayakkabı rica edecektim. Kadın ayakkabısı. Kadın ayakkabısı olsun bakalım. Kaç numara bunlar, iyi midir? Bunlar çok güzel. Bunlar çift baştan. Bunlar da aslan baştan. Şunlar da 22 fabrikanın mümessilinden. Bunlar da benim kendi paracıklarım. Ama olsun, hepsi benim paralar. Gelin, sevgilim canım, koynuma. Boyacı sandığı! Allah Allah, boyacı sandığı da nenin nesi Bülent? Bak, ilk günün masrafları 580 lira. Bu Abdullah da neci? Aptal, sen sus! Abdullah Uşak. Hay yaşa! Sen sus be, sen keklersin, bu herif bekler! Bu hesaplar masrafı da geçmez tabii! Bu trafik cezası da nenin nesi? Taksi şoförü olup küçük hanımı gezmeye götürdüm, işte o. Akıllı bir iş yapmayacak mısınız siz? Beyefendi! Hay yaşa! Beyefendi! Ne var? Benden bahsediyor canım. Hay yaşa! Anladık, anladık, anladık! Bülent ne yapsın? Başka bir şey düşünsün. Şu masariflere ne buyurulur Ömer bey? Sizin parlak fikirlerinizin neticesi. Fikir mikir sökmedi. Bu işe başka çareler bulmalı. Taksi şoförlüğü için kiralanan araba. Abdullah'a 300. Peki bunları anladık. Bu Abdullah da kim? Uşakları. Telefon servises diyorsun, bu ne? Aman baba, hiç mi 2000 lira vermedin? Masraf işte. Simokin mi, bu ne? Abdullah. Uşak Abdullah'a simokin. Bak bir bu kusurdu.
O uçak parçasına da nereye yakışır ya? Bu ne şıklık Abdullah? Smokini nereden buldun? Hanımefendinin verdiği paralardan biriktirip yaptırdım. Böylesi size daha layık olur diye düşündüm de. Müsaadenizle. Elektrik saatlerine bakacaktım da. Saatler içeridedir. Siz ha? Gene mi siz? Gene meslek mi değiştirdiniz? Abdullah. Buyurun efendim. Çabuk at bu adamı dışarı, sahtekarın biri. Emredersiniz efendim. Buyurun. Yahu sen numarayı yutarlar mı? Ne oldu? Hiç, tekstil fabrikalarının yeni bir numarası. Merhaba! Aa, siz ha? Önce telefon tamirciliği, şoförlük, şimdi de balıkçılığa mı döndünüz? Yakında falcılığa da başlayacağım. Şuraya bir imza atarsanız, sizin falınıza da bakarım vallahi. Siz yazı falı biliyor musunuz? Oho, her türlüsünü! Yazı falı, iskambil falı, göz falı, kahve falı... Göz falı da mı? O da nasıl şey? O gizli bakılır, sokak ortasında değil. Bir gün garson... Ne? Bir gün garsonluk ederken öğrendim demek istedim. Siz şimdi şuraya bir imza atın da ben sizin yazı falınıza bakayım, yazı yazı. Bu kağıda atın, oradan baksın falınıza. Tut şu kamışı! Hadi be sen de! Anne! Ben şu meşhur kumaşı yapan kimyager değil de... Lalettay'ın biri olarak belli başlı firmalara müracaat etsem ne olur sanki? Ama belki Amerika'daki gazetelerde çıkan resimlerini gören vardır. Gözlük takarım. Sonra esmer olurum. O zaman kimse tanımaz beni. Bakalım öyle iş isteyince verirler mi? Fena fikir değil Nermin, bir dene bakalım. Beni istemişsiniz? Efendim, fabrikanızda çalışmak istiyordum da. Ne iş yaparsınız siz? Kimyagerim efendim. Tekstil fabrikasında kimyacı, pek gülünç olmaz mı? Tekstil kimyageriyim. Önemi yok. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Siz kadınlar, evde oturun, ev işlerinizle uğraşın. Hülasa, size verecek iş yok burada. Hadi. Hadi. 20 gündür bir işi beceremedin. Öyle ya, beceremedin. Senin aklın fikrin kim bilir nerelerde? Aşta mı, meşte mi? Aşk maş karın doyurmaz. Baba, kızmadan dinle. Ne? Ben artık bu salak kimyagerin peşinde koşmam, bunu böyle bil. Şoför oldum, olurum, ayıp değil. Telefon tamircisi oldum, olurum, kötülük değil. Ama bir salak kız için yerlerde sürünmek, araba tamir etmek işime gelmiyor. Bir şımarık kızı buraya getireceğiz diye balıkçılık bile yaptık, yeter be! Bak baba! Ne? Ben senin yerinde olsam, bu kızla Karun kadar zengin olacağım bilsem küçülmem! İsterse o züppe buraya gelsin, iş istesin! Koskoca Feridun Bey, onun ayağına 40 kere gidemez! Öyle değil mi, öyle değil mi? Öyle mi, öyle diyemem! Allah kahretsin sizin gibi dalkavukları! Babama hakikati söyle diye siz teşvik ettiniz beni be! Yalan, malan! Yalan malan bilmem, bu kadar söyleyeceklerim! İster kovun, ister kovmayın! Birisini mi bekliyorsun sen efendi? Ömer Bey, sizsiniz değil mi? Evet benim, bir evriniz mi vardı? İş istemek için geldim, sizi görmemi söylediler kapıdan. Affedersiniz, çok sinirliyim, buyurun içeride konuşalım. Buyurun, oturun. İçeride pederle münakaşa ettim. Bir salak kızın peşine taktılar beni. Züppenin teki! Ne o, bu fabrikayı alacakmışız! Zümrüt anka kuşu gibi bir kumaş yapmış, çekince uzarmış, uzayınca cart olurmuş! Yok kışın başka türlü cürt olurmuş, muş! Affedersiniz, kendi derdimle meşgul ettim sizi! Emriniz? Ricam iş efendim! Ne iş yaparsınız? Kimyagerim! Nefis bir meslek! Hukuk tahsil etmemiş olsaydım ben de kimyager olmak isterdim!
Oo, affedersiniz, daldım. Ne içersiniz, çay mı, kahve mi? Teşekkür ederim. Nerede okudunuz? Avrupa'da. Fevkalade, çok güzel! Şimdi söyleyeyim bakayım, kahve mi, çay mı? Siz ne içeceksiniz? Kahve, siz? Orta şekerli kahve. İki orta şekerli kahve bize Osman efendi. Ne diyorduk? Böyle cartlı curtlu kumaş olur mu Allah'ını severseniz? Neden olmasın, olur! Altından kumaş yapsa o züppeyi görmek istemem. Gelelim sizin işe! Burada kimyagerlik falan diye bir iş yok. Ama benim katibeliğimi kabul ederseniz helalinden bir 500'lük var ayda size. Her ayda 100 lira zam, tamam mı? Bilmem ki! Bizim peder fabrikayı batıracaksın diyor, gelin el ele batıralım. Bu masa sizin. Bunu aldığım zaman babam küplere binmişti. Katibi aldığımı duyarsa binecek küp bulamaz. Çok çok kovar! Kovuluncaya kadar da gene 5-6 ay geçer. Ben de o zaman hakiki işimin başına dönerim. Hakiki işiniz neydi? Üniversitede doçenttim, babamın zoruyla ayrıldım. Çok düşündünüz kimyager hanım, 600 tamam mı? Kimseye yüz verme, babama bile ters davran da çabuk kovulalım. O zaman yapacağım mukaveleye bir senelik tazminat koyduracağım ki birkaç kuruş da kovulmuş ol. Anlaştık mı? Alo, Abdullah sen misin? Benim. Ne var Bülent Bey? Gazetede ilanınızı gördüm, bir hizmetçi arıyor musunuz? Kız kardeşimi yollayacağım. Hizmetçi olarak onu alın. Nermin Hanım'la aramızı bulsun diye. Evet, evet, maaşını ben veririm. Onun aylığını da sen alırsın. Ha, sağ ol. Ayrıca seni görürüm, ha? Olur. Amcacığım, bu sefer elimden kurtulamaz. Bu sefer turnayı gözünden vurdum. Şuna bakın, şu ilana bakın. Bu ne? Ayşe, bu bir ilan. Ne olacak yani? Bu bir sırdır, söyleyemem. Artık Nermin Hanım emrinizdedir, bunu böyle bilin. Hizmetçi arıyormuşsunuz. Evet, Bülent Bey'in kardeşisiniz değil mi? Evet. Ne kadar da Bülent Bey'e benziyorsunuz. Buyurun, içeri geçelim. Kim bu Abdullah? Hizmetçi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ne kadar istiyorsun bakalım? Siz ne verirseniz. Ben işleri saydım, 500 diyor. Şey efendim... Tabii pazarlık ettik değil mi? Pazarlık... son olarak 400 istiyor. Öyle mi? Vallahi ben... Ütü, çamaşır, bulaşık, ortalık, ne varsa yapacak tabii. Sen ne dersin kızım? İyi işte. 400 iyi değil mi efendim? Fena değil. Abdullah, sen kızı al, bugün yapacağı işleri gösteriver. Başüstüne. Ablam koskoca kimyager 600 lira alıyor, hizmetçi parçası 400. Sen şu işe bak. Ne yaparsın? Oho, kolay gelsin! Çalışıyorsun ha? Orlon ile Dacron'un formülleri! Bunlardan bir karbon müştakı daha eksiltilirse... ...ve yerine daha elastiki bir maddenin, mesela kauçuğun molekülü... ...elektron bombardımanı ile yerleştirilse... ...uzayıp kısalan bir madde ortaya çıkabilir. Ne yapalım yani? Sen şimdi al bakayım şu 300'ü avansı olarak ha! Babama katibi aldığımı söyledim, havalara uçtu. Zaten bana verdiği işi de yapmıyorum. Yakındır kovulmam! Arkadaş, sen şimdi benimle bir araba gezsine, var mısın ha? Yeni arabayı şöyle bir deneyelim, ne dersin? Bilmem, siz bilirsiniz. Ben bilirsem toparlan bakalım, gidelim zaten. Çok çalıştık bugün, yorulduk. Biraz hava alalım değil mi ya, hava alalım ya! Hadi bakalım, gel, gel! Araba maraba, katibe matibe der misin? Kesme! Keseyim meseyim ama bu tarafa kaptırdık bu işi. Ne yapalım, bilmem ki! Bugün hava çok güzel. Arabanız çok güzel Ömer Bey. Öyle.
Ama bu benim istediğim hayat değil. İnsan okuldayken yaşamak istediği hayatı nasıl düşünüyor, sonra da nasıl bir hayatla karşılaşıyor? Hiç kimse istediği hayatı yaşayamaz. Ben de bir laboratuvarda çalışayım, bir takım yenilikler yapayım istemişimdir. Ama katibelik yapıyorum işte. İyi bir laboratuvar kaça çıkar? Ne gibi? Ne bileyim ben, senin çalışabileceğin gibi bir laboratuvar işte. Sadece benim istediğim aletler kabaca 200.000 lira tutar. Oho! Dur, aklıma geldi. Şu arabayı okutsak, annemden bir de apartman kalmıştı bana. Ufaktır ama iyi para eder. Oldu bu iş. Hiç değilse sen istediğin gibi yaşa. Tamam, tamam oldu bu iş. Belki de 200.000'den fazla para buluruz. Ha? Sarı yerde oturuyorsunuz demek. Evet. İşte o şımarık kızın evi de burası. Biliyorum, gazetelerde okumuştum. Alas mı aldık? Girekle. Yarın görüşürüz. Aman! Bu ne hal Bülent? Yuttu! Vallahi yuttular! Abdullah'a bile yutturdum amcacığım! Bu... Ne? Hay Ayşen, neyi yuttular? Neyi yuttular? O kimyager kızın evine hizmetçi olarak girdim, her şey elimde! Bu da olmazsa, bu faturaları başına geçireceğim. Haklısınız, beyefendi de ulan! Boyuna bebe deyip durma! Kayadan indir beni. Kayadan indir beni, kanıya bindir beni. Kapılar kilitliyse bacağından indir beni. Kayadan indir beni, kanıya bindir beni. Kapılar kilitliyse bacağından indir beni. Bakıydım asın diye, yürekler yansın diye. Kızlar pazara çıkmış, erkekler asın diye. Al beni, sar beni, sev beni. Sevdim ezelden seni, dostluk sezerden seni. Gönül seçti çıkardı bunca güzelden seni. Sevdim ezelden seni, dostluk sezerden beri. Gönül seçti çıkardı bunca güzelden seni. Bakıydım asın diye, yürekler yansın diye. Kızlar pazara çıkmış, erkekler asın diye. Al beni, sar beni, sev beni güzelim.
de kalkarlar. Biz sotamıza gidip tam siper olalım. Hiç itiraz yok Ömer, o ufak benim, bu bir. Hmm. Sen zaten sarışınlardan hoşlanırsın, bu da iki. Ha. Zaten bahsi de kaybettin, hiç kimyagere asılma. Hadi, ilk taarruz senden, hadi. Tamam, ben taarruza geçiyorum. Sizinle dans edebilir miyim hanımefendi? Müsaadenizle. Bu telefon tamircisi değil mi? Sizi kaç kere gördüğüm halde bu kadar güzel olduğunuzu yeni fark ettim. Öyle mi? Teşekkür ederim. İsmim Ömer. Ben de Ayşe. Sizi başka bir yerden de tanıyormuşum gibi bir his var içimde. Benim de. Neden olmasın? Akşamlarınız hayırlı olsun efendim. Aa, bu bizim hizmetçiye ne kadar benziyor. Hizmetçinizle bir dans etmez misiniz? Hakikaten sizi bir yerden tanıyorum. Gözlük takar mısınız? Hiç takmadım, güzel mi durur? Ne münasebet, gözlük insanı aptal yapar. Bir kere bu güzel gözleri gözlükle kapamak delilik olur. Sonra sizin... Aysız gecelerimin aydınlığı, güneşsiz günlerimin güneşi olmak istemez misiniz? Hayat uzun bir yola benzer Nermin Hanım. Dönüşü olmayan bir yola. Bu yolda insan kaza yapar, şaşırır... affedersiniz, kaza oldu. Oturalım mı? Yok canım. Güzel dans ediyorduk. Tam çarpacak zamanı buldum be. Hadi hadi, kabahati bana yıkma. Sapsız balta gibi dolaşıyordun pistin ortasında. İşler nasıl? Tam mı aradığım kadın? Kimyager sana helal olsun arkadaşım. İşte bal gibi yutturduk gitti. Benim patronum bu işte. Hangisi? Benim dans ettiğim genç. Fakat zerre kadar şüphelenmedi. Hatta beni bu şeklimde pek beğendi galiba. Fakat bana kalırsa senin de bakışların ona pek boş değildi. Sen de her şeyin hemen romantik tarafını bulursun. Durun bakalım hanımlar, şöyle ayaküstü bir laflayalım. Ne istiyorsunuz bizden? Sizden bir şey istediğimiz yok. Küçük hanımla ufak bir alışverişimiz var. Bu da ne demek? Şu demek ki bizim fakirhaneye kısa bir nezaket ziyareti yapacaksınız. Bu sizin yaptığınızda haydutluk derler. Hayır, açık gözlük denir. Orada hayat hikayenizi yazıp altına imzanızı atacaksınız. Anlamadım. O kadar cahilseniz parmak basarsınız. Şuraya bak, bizimkiler değil mi onlar? Evet onlar. Peki yanındaki herifler kim? Muhakkak bir dümen dönüyor orada. Yürü gidelim. Beni daha fazla konuşturmayın. Sonra cebimdeki altı patlar konuşmaya başlarsa o zaman ifadenizi morg masasında alırlar. Bir şey mi oldu beyler? Siz herkesin içine burnunuzu sokacağınıza yolunuza gitsenize. Bizim yolumuz buradan geçer. Sakın mezarlıktan geçmesin. Oo, o dediğin patlıcan müsakkası ya. Yaz aylarında çıkar ama hazmı güçtür. Siz namusunuzla buradan basıp gidecek misiniz yoksa biraz okşayalım mı? Gideceğiz, gideceğiz ama gitmeden önce bir numaramız var, onu göstereceğiz. Hani okulda yapardık Bülent, hani? Aaa, tamam, çok gel. Güzel numaradır. Görünce muhakkak bayılacaksınız, hadi. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir... Dur, bir dakika, bir dakika. Gel, 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 gel! Gel, gel, gel! Oha, şuna bak be! Hadi lan! Oh. Buyurun, buyurun! Afiyet olsun, buyurun! Gelin yavrum, neredesiniz be? Gel! Gel yavrum, gel sen! Gel, gel, gel! Hadi! Hadi! Durmayın, gelin ya! Gel, gel, gel! Bak, bak şuna bak! Sen şunu al bakayım şöyle ha! Şimdi banda müziğiyle dans edin bakayım! Şuna bak be! Çok!
Mangal tamam, bu iş burada tamam. Al şapkanı oğlum, al bakayım. Hanımefendiler, artık rahatça gidebilirsiniz. Artık bir sinek bile yolunuza konamaz. Bizi büyük bir badireden kurtardınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yarın telefonla ararım sizi. O zaman teşekkür şeklini konuşuruz. Şimdilik iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bak bak! Dur arkadaşım, nasılsın bakalım? İyiyim, iyiyim. Daha iyi olursun inşallah. Hadi eyvallah! Yumruk faslı burada biter, ha? Buyurun, hoş geldin küçük hanım! Hoş geldin! Abdullah, haddini bil! Sen de hizmetçiliğini bil! Bu sene gelen siparişler geçen seneye nazaran çok az. Yandık mandık derken hakikaten yanacağım! Kes be! Zaten canım sıkılıyor! Sen de kelime enflasyonu yaratıyorsun! Yandık mandıkmış! Esas kandırıldık kandık, hem de bizim Beyzade tarafından! Bir doçentten ne hayır gelir? Biz kendi işimizi kendimiz görmeliydik. Bir yenilik yapmalıyız. Ha tamam. Hoppala, bir akıllı da. Yenilik demek kolay, yap da görelim. Günaydın. Aksine gün karardı. Niye? Bak şu sipariş listelerine. Geçen seneye nazaran bu ay iflas halindeyiz. Nasıl olur baba? Ha, aklıma geldi. Evi satışa mı çıkardın sen? Ha, evet. Neden? Bir laboratuvar kuracağım. Anlamadım. Basit bir laboratuvar. Odanın nesi? Benim katibeliğimi yapan kız var ya, esasında kimyager, araştırma yapacak. Bir bu eksikti, araştırma yapacakmış. Biz devlet miyiz be? Araştırma yapacaksa al üniversiteye götür, orada yapsın. O evi satamazsın. Oo, sattım bile. Parasını sarf edemezsin. Sarfı için emir verdim bile. Geri alırsın. Alamam. Buna isyan mı isyan derler ama. Defol mefol! Yıkıl, yıkıl karşımdan, defol, defol git! Günaydın. Günaydın. Ha? Allah Allah! Bu kadar olur ya! Bir şey mi oldu? Saçlarınız sarı olsa tıpkı Ayşe diye bir kıza benzeyeceksiniz. Tuhaf! Şunu bir çıkaralım. Dur. Gözlüksüz gözlerim çok fena oluyor. Tak 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 tak! Laboratuvar için paranız tamam. İşte bu size lazım olan para. İstediğinizi yapabilirsiniz. Benim de yapacak işlerim var. Ne gibi? Senden arkadaş sayılırız. O Ayşe denen kız çok hoşuma gitti ya. Alo efendim? Ayşe Hanım mı? Ayşe Hanım burada yok efendim. Alo? Ayşe Hanım nerede biliyor musunuz? Efendim? Bir fabrikada katibelik mi yapıyor? Mersi! Ne garip aile! Ablası büyük bir kimyager, kardeşi bir fabrikada katibelik yapıyormuş. Keşke benim katibem olsaydı. Ne yapalım, şansımız bu. Hadi biz işimize bakalım. Kur şu laboratuvarı da ben de ondan avlayayım bari. Siz ne çabuk üzülüyor ve o üzüntüden ne çabuk kurtuluyorsunuz? Üzüntülü olduğum zaman zoraki de olsa onu neşeyle boğmaya çalışırım. Güzel bir metot.
sizi yemeğe davet etsem? Bana bir laboratuvar açan patronuma, benim de kendi çapında bir mukabelem olurdu bu. Doğrusu parlak bir fikir. Buyurun, hadi. Bu ne biçim süpürme kız? Sen beni seyredeceğine, kendi işine baksana! Abime söylersem görürsün gününü! Ben burada vazife icabı bulunuyorum! Ne yapayım kızım, alışkanlık! Bütün hizmetçiler bu tip muameleden hoşlanıyordu! Ayı! Ben Zeliha Hanımlara gidiyorum, bezik partisi var! Dün akşam dans ettiğiniz bey yolladı bunu. Utanmıyor musun sen böyle şeyler yapıyorsun? Fakat o genç adam o kadar yalvardı ki kıramadım. Ay mehtabından bahsetti, gözlerinizin karanlık gecelerden daha güzel olduğunu, umutlarının sizin hayalinizle kuvvet bulduğunu, sizsiz yaşayamayacağını. Sizi seviyorum, sizi seviyorum, sizsiz yaşayamayacağım. Şey yani, o öyle söyledi. Hadi hadi işine bak. Yarın mutlaka bekliyorum Uş Hanımcığım. İyi ki buraya geldik, içim sıkılıyordu. Ha, ne diyordum? Şimdi bu laboratuvar işini hallederiz. Bizimkiler de müşkül durumdalar. Aklınız başka bir yerdeymiş gibi dalgınsınız. Başka bir şey mi düşünüyorsunuz? Mesela o sarışın kızı mı? İşte bu doğru. Şu gözlüğü çıkarsanıza. Sizi rahatsız etmiyor mu bu gözlük? Hayır, sizin gibi anlayışlı bir patronum olması beni cidden memnun etti. Biraz kalkıp dolaşsak mı? Dolaşalım. Madem ki istiyorsanız buyur. Siz hiç aşık oldunuz mu? Ben mi? Hiç düşünmedim. Olmak isterdim ama formüller daha cazip geldi bana. Hidrojen, oksijen yahut ne bileyim ben karbon, sizce bir insandan daha mı önemli yani? Kimyevi olarak düşünürseniz, insan organizması da bir nevi kimyevi formüllerden müteşekkildir. Rica ederim, yani benim de şimdi %75'i su, %03'ü fosfor, binde ikisi de demir gibi mi mütalaa ediyorsunuz? Biraz değişik rakamlar tabii. Sahi mi söylüyorsunuz? Ya. Yani insan beyninin, insan ruhunun sizce hiç mi önemi yok? Allah Allah! Şimdi kalp deyince kasap 200 gram et mi akla getirmeli? Şey yani, sizce karbon müştaklarından başka bir şey değil miyim ben? Biraz da başka organik maddeler. Deli edersiniz insanı! Ben o sarışın kıza bütün hukukçuluğuma rağmen bir dosya gibi bakamam. Düşünün bir kere! Öyle olsaydı sarı bir dosya. Evlenme veya ayrılma muamelesi ikmal edilmemiş bir dosya. Hadi canım sizde! Bu kadar maddi olmayınız! İnsan biraz şey olmalı! İşte önemli olan bu! Onu şayet bir dosya olarak görseydiniz, şimdi aşık olmazdınız! Öyleyse ben de sizi bir kimya kitabı olarak görmeye çalışacağım! Kırdın mı sizi? Hayır Karbon Hanım, hayır! Buyurun gidelim! Hay Allah, karbon, fosfor, oksijen! Evet Nermin Hanım, geleceğinizi biliyordum. Hizmetçiyi tavlayıp da mektubu kabul ettirene kadar akla karayı seçtim. Ama gene de bu küstahlığımdan memnunum. Ama bugün hizmetçi gelmedi, onun için geciktim biraz. Alo? Neresi efendim? Evet, tamam. Ben Abdullah, Ömer Bey'i rica edecektim. Ne? Nermin Hanım'la mı? He? Rahibimiz Aslan Başlar mı? Ne diyorsunuz? Ömer Bey'i bunun için mi arıyorsunuz? Ne? Ne kadar? 1000 Türk lirası mı? Ha, tabii, veririm tabii. Kolay. Kolay. Yalnız adresi vermem için kat'i sözünüzü isterim. Kimsiniz? Feridun Bey mi?
Pek, sözünüze itimat ediyorum. Yarın gelip alırım, evet yarın. Mersi mersi! Yandık! Yandık mandık ama Ömer'i Ömer'i bulup bu işi çıkmazdan mıkmazdan kurtarmaktan başka çare yok. Gidelim, gidelim, gidelim! Gidelim! Bana düşünen, hisseden bir insan yapsanıza kim Yager Hanım? Efendim? Bana hisseden, düşünen bir insan yapsanıza dedim. Yani çocuk mu? Evet çocuk, ne efendim? Yani bana evlenme teklif ediyorsunuz. Yo, vallahi billahi öyle bir şey söylemedim. Başka türlü size çocuk, şey, yani insan nasıl yapabilirim? Ben demek istedim ki, yani insanlar sudan, karbondan müteşekkil ya. bir şey demek istemedim canım. Ama sarışın kız olsa böyle konuşmazdınız, değil mi? O başka! Neredesin be adam? Seni her yerde arıyorduk! Ne oluyorsunuz, bu ne telaş? Mukavele imzalanıyor mu, imzalanıyor? Battık, yandık! Anlatın da biz de anlayalım! Nermin mi, Mermin mi, ne alt ise o kızı aslan başların Bülent! Yani. Boğaziçi gazinosuna mukavele imzalattırıyormuş! Tabii. Uşak telefon etti, bu haberi bize 1000 liraya sattı! Yandık bandık derken iş işten geçmesin sakın! Tamam, ben gidiyorum, üzülmeyin siz! Peki! Sen de başımıza nereden çıktın be kızım? Yok laboratuvarmış, yok şuymuş buymuş... Başımızı derde soktun. Senin yüzünden battık! Bu çocuk sana aşık mıdır, nedir? Topla pırını pırtını da defol buradan yavrum! Hadi defol! Aşık mı dediniz? O hiç böyle böyle olmazdı. Aşık olabilir olur, dersiniz. Olur, olur! Olmuş bile! Sahi mi söylüyorsunuz? Öyleyse yarın onu son defa görmeme müsaade edin. Çok rica ederim. Pılımı fırtımı toplayıp gideceğim, söz veriyorum. Tamam, tamam! Görün, görün, lütfen defolun! Hadi, hadi! Nermin Hanım, benim size karşı olan tutkumu, aşkımı bilmenize imkan yok. Beni anlamanızı, bana acımanızı rica ediyorum. Sizin gözlerinizde ben bütün bir istikbali, bütün bir hayatı buluyorum. Bu hayatı da sizinle paylaşmak istiyorum. Sizi seviyorum derken sözlerimde en ufak bir riya yok. Aşk insanı evliliğe götürdüğü zaman daha çok ulvileşir. Evlilik de bir kontrata benzer. Atılan bir imza, insanı bir diğer insana bağlar. Mesela, siz şuraya bir imza atsanız... Aslanbaş firması size 6000 lira aylık verir. Hayır, hayır, imzalamayın bunu. Bunu sizden isteyemem. Ama sizden, evlenme dairesinde benimle başka bir mukavele yapmayı istemek de en tabii hakkımdır. Ne haber, ha? Ne haber? Tam zamanında geldiniz, kontrat imzalatıyordum. Küçük hanımı takip etmeseydim, şişmiştik. Hadi sen fabrikaya git, babam 1500 lira verecek sana, hadi! Tamam! Garson efendi, şu karşıda bir hanımla oturan beyi telefondan istiyorlar. Anlamadım! Anladın mı şimdi, anladım, hadi? Şuraya bir imza at da iki işi bir arada halletmiş olalım. Evlenmemiz de kolaylaşsın. Beyefendi sizi telefondan istiyorlar. Beni mi? Evet. Ben gelene kadar imzalayıver cicim. Gel! Gel, gel! Bir 50 kağıt kazanmak istiyor musun? Bu kağıdı kadının önüne koy, öbürünü al. Bunu imzalayınca sonra öbürünü koy. Arkadaşım çok şaşıracak. Kendisine bir şaka yapmak istiyorum da. Al şu yüzlüğü, yarısı teminat akçesi, hadi. Hadi! Çok mersi! Kağıdınız düştü. Karıştırma! İmzalamamışsın? Şimdi imzaladım. Yanlış yere attın herhalde. Şurayı imzalayacaksın. Garson, hesabı getir. Buyurun. Helal olsun aldığım para. Eyvallah! Bir dakika! Ayıp ettin, üstü sende kalsın, güle güle harca!
İşte böyle arkadaşlar! Bu işte oğlum Ömer bir başarıya ulaşmıştır. Elimde tuttuğum bu mukavele, Nermin Hanım'ı fabrikamıza bağlayan mukaveledir. Buna başarı maşarı denmez, buna düpedüz zafer denir. Bu zafer öyle az, bu zafer mafer değildir, değil! Nutku kısa kesse konuşalım! Ömer, sevgili oğlum, bu zafer fabrikamızın atiye emin adımlarla gitmesini sağlayacaktır. Mukaveleyi okuyorum. Bu mukavele, bu da ne? Ne demek oluyor? Sen Aslanbaşlar adına nasıl mukavele imzalatıyorsun? Tüh Allah be! Vallahi mallahi Aslanbaş! Ha? Ver fiyasko! Bu çok güzel işte! Bunda üzülecek ne var? Sen keçileri kaçırdın galiba! Kaçırmadım, bilakis kaçan keçileri yakaladım! Bu mukavele Aslanbaşların elinde olsaydı o zaman yanardık işte, he? Bu doğru! Hiç değilse rakiplerimizin olmadı! Tamam! Şuna bak be! Bak be! Apıyırdı onlar şimdi! Apıyırdılar onlar! Sevgili yeğenim, tek varisim! Uzun bir zamandan beri peşinde olduğu bu işi ilk defa büyük bir başarıyla sonuçlandırdı. Ve bana layık bir varis olduğunu bu başarısıyla ispatladı. Bu başarı... Hepimizin başarısıdır. Yarından itibaren fabrikanın çalışma şekli tamamen değişecek. Bundan böyle Bülent, tam selayetle fabrikanın başına geçecektir. İş bu mukavele, bir tarafta kimyager mühendis... Nermin Gülsoy ile Bozkurt. Bozkurt mu? Bu ne demek? Şimdi ne yapacağız? Bu kadarı da olmaz canım, olur mu hiç? Dur, niye olmuyor? Olmaz amcacığım, olmaz çünkü imkansız! Nasıl olur amcacığım? Sen bizden alay mı ediyorsun? Vallahi alay etmiyorum amcacığım! Değil mi ya? Bu kontrat önemli değil! Kovun bu adamı! Amcacığım, nasıl kovun amca? Bana amca deme! Ne bu be? Hay Allah! Şey... Bu kontrat önemli değil. Ya bu kontrat çift başların elinde olsaydı ne yapardık? Ha? Ha, değil mi? Ha. Ya. Rakiplerimizin kontratı büyük bir şans eseri bizim elimize geçmiştir. Muharebe henüz bitmedi. Nihayet zafer bizim olmalı. Affedersiniz, uyuyakalmışım. Ayrola? Ayrılıyorum. Neden? Öyle icap ediyor. Ama bu sizinki dürüst bir davranış değil. Neden? İş dediniz, işe aldık. Laboratuvar istediniz, onu kurmak için ne mümkünse yaptık. Sonra da işi bırakıp gidiyorsunuz. Ben de sadece sudan, karbondan veya başka bir organik maddeden ibaret değilim. Ne demek istiyorsun? Hiç! Şu başındaki peruğu çıkar, ben ne demek istediğimi sana söyleyeyim öyleyse! Anlatmak istediğim buydu işte, bu hüviyetin veya yeni şeklinle sevdiğim kızın. Meşhur kimyager Nermin'in kardeşi olup olmaman beni hiç ama hiç ilgilendirmez. Abo! Ne oluyor be? Sırası mı be? Şimdiye kadar bana ettiklerin yetmiyormuş gibi, şimdi işi gücü bırakıp aç laf işleme ediyorsun! Ya? Biz birini kovduk, sen yenisini almışsın! Bu sefer kimyager mimyager değil de düpedüz! Ağzını topla! Bu kadın karım olacak, evleneceğiz! Ne? Evlenecek misin? Abov! Bu da mı başıma gelecekti? Bunu yapamazsın, yapamazsın, yaptım bile baba! Şu andan itibaren fabrikadan istifa ediyorum, yürü kızım! Ne? Fakat makat!
Makarın sırası mı şimdi salak? Bırak! Merhaba. Oh. Aşkımın baharı üzerine bir bulut düşmüştü. Gelmeyeceksiniz diye ödüm kopmuştu. Sizi yanımda görünce cennet bahçelerinde sandım bir anda kendimi. Ne emredersiniz? Kevser şarabı. Efendim? Kevser şarabı, canım şarap tabii. Benimle evlenir misin Nermin? Bilmem ki. Beni reddetme Nermin, yaşayamam sensiz. Sen beni sevmiyorsun ki. Aa, vallahi billahi, iki gözüm önüme aksın ki seviyorum. Ama ben Nermin... Konuşma sevgilim, konuşma. Bu anın sihrini bozma. Sadece evet de. Ve sevgiline bu sözünle dünyaları bağışla. Sana evet demek için neler feda etmek istemezdim. Sadece evet de yeter. Ha evet, evet, binlerce defa evet. Canım benim. Kimyager Nermin Hanım, Aslanbaş firmasının demirbaşları arasındadır. Bu andan itibaren ben neysem, o da bu firma için odur. Çünkü onunla evleniyorum. Benim... Aslan evladım, bizi ihya ettin! Bu hakiki bir başarıdır! Sizeni tebrik ederim! Tebrik ederim! Söyle be! Hepiniz davetlimsiniz! Öbür gün nikah! Fabrikadaki işimden istifa ettim, stop! Sevdiğim kızla evleniyorum, stop! Hepinize başarılar, stop! Beni affedin, stop! Ömer, stop! Boynun altında kalsın, stop! Geber de ölme, stop! Aptal, stop! Namussuz, stop! Eşşol eşşak, stop! Defolun be! Durun, stop! Ömer Bey'e çiçek mi çek yollayalım mı? Evet, evet, iyi hatırlattın. O benim için öldü. Bu onun cenazesi sayılır, çelenk gönderin. Altına da zavallı oğlum Ömer'e diye yazın. Şu gazeteyi oku da biraz aklın başına gelsin. Gel canım. Ben biliyordum, al bak amca. Ne olmuş Hulki Bey? Yandık! Yandık mandık derken ne oldu? Ne oldu be adam, söylesene! Yandık mandık derken hakikaten yandık! Ömer! Ömer, boyun basın devrilsin Ömer! Neredesin Ömer? Ömer! Kocan olarak bu fabrikatörlerle ben konuşacağım. Şartlarımızı kabul etmezlerse çalışmayacaksın. Bu rekabete son vereceksin. Sen telefonla bizimkileri ara, ben etrafı bir kolaçan edeyim. Nasıl istersen sevgilim. Sonra da balayı seyahatine çıkarız ha. Onu! Hay aşağı, onu! Derhal merhal, Ömer Memer Bey'i görmeliyiz! O benim oğlum ama! Görüşmek! Evet Mehmet, derhal merhal, onu! Doğru dürüst konuşun, benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sen beni dinle oğlum! Onu! İki adım ötede oğlumla gelinim var, görüşemiyoruz! Görüşemezsiniz dedim, siz laftan anlamaz mısınız? Anlamayız, biz Kayserliyiz! Ne? Oğlum! Ömer Bey, seninle bir iş konuşması yapmak istiyorum! Mesai saati değil beyefendi! Sevgili babacığım, ne? Cenazeme gönderdiğiniz çelenge teşekkür ederim! Hangi salak çelenk yolladı düğüne?
Kim yolladı çelengi melengi? Kim yollayacak mutlaka? Bu salak malak yollamıştır, rakibimiz ya! Sizinle muhakkak konuşmalıyım! Ama ben babasıyım, evvela benimle konuşması lazım! Bırakın gürültüyü! Buyurun salonda hep beraber konuşalım, hadi! Yürüyün, buyurun! Namussun, biz yollamadık be! Beni hiç konuşturmadın! Nermin olmadım, ancak son dakikada söyleyebildim sana! Hiç önemli değil! Ben seni seviyorum, o kadar! Ama Bülent sevgilim, dur bir dakika! Ne gülüyorsun? Biz balayını rahatça sevişerek geçirirken, şimdi Ömer'in halini düşünüyorum. Neden? Şu anda sevişecek yerde kim bilir ne yapıyordur. Kimya yararımı ben alacağım, ben alacağım! Kesin be! Birazcık da biz konuşalım! Kim iyi teklifte bulunursa kimya yararımı o alır, işte o kadar! Ama sen benim oğlumsun! Dostluk başka, alışveriş başka baba! Bravo! Bravo delikanlı! Ben bütün varımı bu işe yatırmaya azimliyim! Buluş için 1 milyon lira! Bir milyon lira! 1,5 milyon da bizden! Oğluma böyle bir teklif yaptığım için iğreniyorum! Ama 1,5 milyon! 2 milyon! 2 milyon dedi Ulki bey! 2 mi 2 de bizden! 3, 4! 4 dedi Ulki bey! Dört! Dört mörtmüş, ne olacak yani? Dört mim 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 mim... Ne saçmalıyorsun, 4 bin değil be, 4 milyon 1! 4 milyon 2! 4 milyon 3! 4 milyon 4! 4 milyon 5! 4 milyon 6! 4 milyon 7! 4 milyon 8! 4 milyon 9! 4 milyon... Hadi be! 6 milyon! 6 milyon dedi peder bey! Sen karışma be! Madem 6 dendi, 6'dır, ne yapalım? Çıkıyoruz! Teker teker 20 milyon da verseniz olmaz bu iş! İkiniz de 6'şar milyonu gözden çıkardınız, değil mi? Çıkardık! Benden gelin bakın, neler olacak şimdi, neler! Görüyorum bakalım! Maydanozlu köfteler, pederler! Beyler! İki fabrika 6'şar milyon koyarak, yeni bir fabrika için ortaklığa karar vermişlerdir. Öyle değil mi Ulki Bey? Evet. Güzel! Bu ortaklıkla kurulacak yeni fabrikada, karım yeni kumaşları imal edecektir. Bu fabrikanın yeni müdürü de... Ömer Bey olmalı! Tamam mı? Tamam mı? Evet! Beyler! Yeni müdürü... Ömer Bey'i müdür yapalım mapalım. Durun bakalım. Fena fikir değil. Sizinle ortak olmak benim için şereftir. O şeref bendenize ait beyefendi. Durun beyler, durun. Daha idare heyeti müdürü seçilmedi. Sizi kabul ettik. O iş bitti bile. Hayır ya, hayır. Benim tek şartım ve adayım Bülent'tir. Öyle değil mi Nermin? Gel karıcığım, biz balayına çıkalım. Hoşça kalın. Bülent oğlum! Buyur amcacığım. İşinin başına geç. İdare meclisi seni bekliyor. Bir katibe ihtiyacım var. Beyler, katip de hazır. Abdullah! Sen, kalkın! Efendiler, bugünden itibaren fabrika mavrika hep benim emrimde çalışacak. Seni de beni de, emekliye ayırıyorum.